Neler var? Neler alınıyor, neler satılıyor? Merhaba. Sokağa çıkma yasağından bir gün önce çarşı pazar bir bakalım neler var, neler alınıyor, neler satılıyor, kimler ne yapıyor. Bir de kısmet olursa yarın bakacağız. Fırınların önünde kuyruk var. Siz de görüyorsunuz. Dürüm ne yaptın? Fırınları gördün mü? Ne kadar kalabalık. Burası Sivas Caddesi. Sizler de görüyorsunuz, boş. Yozgat'ın en fazla trafik alan bölümü burası. Trafik akışının olduğu yer. Hemen eski tarihi Cumhuriyet Mektebi, şimdilerde Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nün bir birimi oldu. Spor salonu görüyorsunuz, Yozgat Meydan. Boş. Neden boş? Bugün sokağa çıkma yasağı var. Kısmi bir yasak bu. Saat 10 ile 17 arasında insanlar alışverişlerini yapabiliyor. Sadece geçen ambulanslar var, hızlı geçiyorlar. Onun dışında pek bir şey yok. Şimdi saat kulesine doğru gidiyoruz. Evet, ormancılar var, çalışıyorlar. Çalışıyor musunuz arkadaşlar? Kolay gelsin. Yolculuk? Akta. Peki. Kolay gelsin. Yaban hayvanla. Yaban hayvanla. Hadi bakalım. Evet, Akta Madeni'ne gidiyorlar. Yaban hayvanları için. Sonuçta onların da yemek yemeye ihtiyaçları var. Metin Bey ve ekibi bunu çok güzel başarıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Saat kulesine doğru yürüyoruz. Evet. Zaman zaman bizim gibi gezen insanlar var. Muhtemelen onlar da görevli veya ekmeklerini alacaklar. İşte bir vatandaşımız ekmeğini almış. Gidiyor. İyi bayramlar. Ve saat kulesini belki de bu kadar hiç boş görmemiştim. Belediye temizlik ekipleri çalışıyor. Sokakta az insan olunca herkes birbirini daha rahat selamlayabiliyor. Evet, buradan nereye gidiyoruz? Saat Kulesi'ne gidiyoruz. Oradan meydan yerine doğru yürüyeceğiz. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz.
Bugün sizlerle Yozgat'ta sokağa çıkma yasağıyla ilgili görüntüleri aktaracağım. Saraflar Caddesi'ne giriyoruz. Daha önceden burada polis kontrolü vardı. Ateşleri ölçüyorlardı ama şu anda hiç kimse yok. Buradan Büyük Cami'ye doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi bütün dükkanlar, bütün iş yerleri kapalı. Hem bayram hasebiyle hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı iş yerleri. Fakat hiç kimsecikleri yok. En çok dikkatimizi çeken o. Sadece köpekler var. Onlar da bana eşlik ediyorlar. Gördüğünüz gibi buralar cıvıl cıvıl oluyordu. Ama hiç kimse yok. Süsler sokak, şemsiyeli sokak, boş. Parmak çörekler var burada. İçeride birileri var mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Bayram mübarek olsun. Abi hayırlı bayramlar. Bayram mübarek olsun. Ne yapıyoruz abi bu ekmekleri? Bu ekmekler günde kaldı. Satıyoruz Allah izniyle. Satıyoruz. İhtiyaç sahiplerine veriyoruz abi. Tamam. İsteyene veriyoruz. Allah izniyle inşallah. Halka hizmet, hakka hizmet. Aynen öyle. Peki. Aynen öyle. Büyük Cami'ye doğru devam ediyoruz. Çörekçi çok güzel bir aksiyon yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hemen hemen her tarafı hiç açık yok. Bayramın üçüncü günü açık olacaklarını yazmışlar. Aralara bakıyoruz. Kimsecikler yok. Yalnız bir şey söyleyeyim. İnsan huzursuz oluyor tek başına gezdiği zaman. Demek ki sokaklar sizlerle daha güzelmiş. İnşallah sağlıklı bir şekilde en kısa zamanda tekrar sokaklarda buluşacağız. Tol Çarşı bomboş. Buradan Tenekeciler Arastası'na giriyoruz. Evet, Aras'ta da bomboş. Boş olan sokaklarda yürüyoruz. Buradan Büyük Cami'nin oraya çıkacağız. Gördüğünüz gibi esnaf kapalı. Bence bu salgın hastalıkta en fazla zararı esnaflar gördü. Ve heybetiyle Büyük Cami gördük. Kuşlar var. Kadayıfçı kapalı. Yozgat'ın meşhur el kadayıfı. Buradan kuşların olduğu yere bakalım. Kuşlara doğru yaklaşıyoruz. Bunlar büyük bir ihtimal yemsiz kalmışlar. Bunlara bir aksiyon bulmamız gerekiyor. Menderes Ağrı kapalı olunca bunlar da yemsiz kalmışlar. Demek ki Menderes Ağrı da lazım bize. Menderes Ağrı'nın tezgahı açtık. Tabi ücretini bayramdan sonra vermek kaydı şartıyla. Evet, gördüğünüz gibi kuşları sevindirdik. Ne güzel bir duygu. Thank you.
Evet, sadece bunlar için bile sokağa çıkmaya değer. Kuşları da Menderes abinin yemiyle yemlemiş olduk. Bir nebze ihtiyaçları giderildi. Evet, gördüğünüz gibi kedimiz amasını aldı. Ne güzel bir şey. Kaçıyor. Biz kaçılalım. O yesin. Sokağa çıkma yasağından konaklarımızın olduğu yerlerde nasibini almış. Hiç kimsecikler yok. Oysa bayramda bu sokaklar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle inlerdi. Ama bu bayram biraz değişik olduğu için sizler de görüyorsunuz kimsecikler yok. Ama çok güzel kuş sesleri var. Evet, balkonda bir amca gördük. O amcayla bayramlaşalım dedik. Amca merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi yapmışsınız. Evet, teşekkür size ederim. Şeker ve kolonya ikram edeceğiz. Teşekkür Nasıl ederim. Geçiyor evde hayat? Allah'a şükürler olsun, çok iyi geçiyor. Peki, buyurun ben size kolonya da ikram edeyim. Teşekkür ederim. Bu bayram değişik bir bayram. Değişik bir bayram, evet. Böyle oldu. Uzun zamandan beri de evdesiniz herhalde. Evet. Peki, ben size iyi bayramlar diliyorum. Ben de size iyi bayramlar dilerim. Hoşça kalın. Beni izlemeye devam edin. Programın devamı var. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın.